Hayırlı Ramazanlar hanımlar beyler. Sultan Gazi Belediyesi Su Mekan Eğitmenlerinden ben Saadet Kara. Bu geçirdiğimiz pandemi döneminde kendi yaş pastalarımızı kendimiz yapmak istediğimizi düşündüm ve size bugün çikolatalı pasta tarifiyle geldim. Malzemelerimize başlayabiliriz. Pandispanya için 6 yumurta, 15 gram kakao, 135 gram un, 180 gram şeker, 30 gram nişasta. Kremamız için 240 gram sıvı krema, kutu kremalar, 240 gram bitter çikolata, ayrıca 500 gram yine sıvı krema kullanacağız. Süslemek için de çileklerimiz var. Siz istediğiniz meyvelerle süsleyebilirsiniz. Şimdi pandispanyamızı yapmaya başlayabiliriz. Öncelikle oda sıcaklığındaki yumurtalarımızı, bu önemli. Yumurtalarınız mutlaka oda sıcaklığında olsun. Eğer soğuk bir havada aldıysanız ve yapmak zorundaysanız yumurtalarınızı sıcak suyla yıkayın, oda sıcaklığına gelsin. Çırpma kabımızı alıyoruz. 6 yumurta. Yumurtalarınız large boy olsun. 180 gram şeker. 7 dakika. Ben bu makinede 7 dakika çırpacağım. Siz el mikseriyle çırpıyorsanız yaklaşık 10 dakika çırpmanız gerekiyor. Kıvamını göreceksiniz. O kıvama gelene kadar çırpın evde. Önce alçak devire, daha sonra yükselteceğim. 7 dakika çırpacağım. Yumurta ve şekerimizi çırptık. Şimdi ayrı bir yere alıyoruz. Kıvamımız bu şekilde olacak. Puf puf böyle. Görüyorsunuz zaten süngersi bir dokusu var. Geniş bir kaba alırsanız un ve nişasta kakao karışımını rahatlıkla yedirebilirsiniz. Şimdi ayrı bir yerde 3 kere eleme işlemi yapacağız. Unumuzu aldık. Kakaomuzu aldık. Ve mısır nişastamızı da aldık. Buğday nişastası da kullanabilirsiniz ama ben mısır nişastası kullanıyorum. Eliyoruz. Hepsi birbirine güzelce yesin diye, karışsın diye eleme işlemi yapıyoruz. Ve unu elemek kekinizin de daha iyi kabarmasına sebep olacaktır. Bu işlemi üşenmeden yapın. Dördüncüyü yumurta ve şeker karışımı eleyerek yapacağım. Evet. Kademeli olarak 3-4 kademede yedireceğim. Katlama yöntemiyle yediriyoruz. Acele etmiyoruz bu aşamada. Sabırla yavaş yavaş. Yoksa pandispanyamız çökme yaşayabilir. Biraz eledim. Şimdi katlama şeklinde bu şekil. Alttan üste doğru bunu yediriyoruz. Dokusu zaten görebiliyorsunuz. Puf puf bir dokusu var. Bu pandispanyamızın puf puf olmasına sebep olacaktır. Biraz daha alıyorum karışımdan. Bu kısım önemli. Bunda dikkatli çalışırsanız iyi olur. İyice ununuz ve kakaonuz, nişastanız yiyesin ki yoksa pandispanyamızın içinde böyle topak topak unlar pişmeyecektir. Bir sıkıntı oluyor. Buna dikkat edin. İyice yediğine emin olun. Evet, karışımımız hazırlandı. Şimdi fırın tepsimizi alacağız. Önce çemberimizi alalım. Ben böyle bir çember kullanacağım. Siz evinizde olan herhangi bir çember, daha yüksekliği az olan varsa yağlı kağıdı yüksek kesip o şekilde yükseltebilirsiniz.
Herhangi bir borcama da yapabilirsiniz, nasıl isterseniz. Önce çemberi şu şekilde yağlı kağıdı böyle kendinize doğru katlayın. Yanlardan şu şekil katlaya katlaya taban oluşturuyoruz. Bu şekilde hepsimizi alacağız. Evet. Yavaşça döküyoruz. Dokusunu görebiliyorsunuz. Ben 20 santimlik bir çember kullandım. 18'lik de kullanabilirsiniz, 22'lik de kullanabilirsiniz. Önceden ısıtılmış 175 derecede 40 dakika fırının kapağını kesinlikle açmadan fanlı ayarında pişiriyoruz. 40 dakika sonra fırından alacağız. Pandispanyamızı fırına verdik. Şu anda o pişiyor. Biz de kremamızı hazırlayacağız. Bunun için 500 gram kremamız, kutu kremamız şekerli olmasına dikkat edin. Şekerli kremamız var. Yaklaşık 7-8 dakika krem şanti kıvamına gelecek şekilde çırpacağız. Kremamızın soğuk olmasına özen gösterelim. Dolaptan çıkmış olsun. Yoksa kremamız köpürmez. Krem şanti kıvamına gelmez. Önce düşük devirde, daha sonra yükselteceğim. Evet, kremamızı çırptık. Krem şanti kıvamına geldi. Şimdi bunu bir kaseye alalım. Bunu da karıştırmak biraz sıkıntılı olur. Dar alanlarda karıştırması zor. Çünkü aynı işlemi pandispanya gibi yapacağız. Katlama yöntemiyle ganajı kremamıza yedireceğiz. Evet. Şimdi ganajımızı hazırlayacağız kremamızın içine katmak için. 240 gram kremamızı tavamızda, tenceremizde ne isterseniz onu da eriteceğiz. Böyle yanlardan köpük köpük çıkmaya başlayınca kremamızı ocaktan alacağız. Daha sonra içine 240 gram çikolatamızı ilave edeceğiz. Karıştıracağız. Bunu ılımaya bırakacağız. Ilındıktan sonra, hatta soğuduktan sonra diyeyim, kremamızın içine katacağız ve katlaya katlaya aynı pandispanyada olduğu gibi birbirine yedireceğiz. Şimdi kremamızın ganajını yapmaya başlayalım. Isınmış kremamıza çikolatamızı ilave ettik. Karıştırıyoruz, eritiyoruz. Ve bunu soğumaya alacağız.
Evet, pandispanyamız pişti. Telin üzerine aldık, ters çevirdik, soğuttuk. Kremamız dolapta bekledi, soğudu. Şimdi çıkarıyoruz ve pastamızın yapımına başlıyoruz. Şimdi bıçağımızı tele değecek şekilde keki kesmiyoruz. Buraya dayayarak dibine kadar bastırıyoruz. Kenarlardakileri de böyle temizliyoruz. Hatırlarsanız kekimizin çemberini yağlamamıştık. Size sakın yağlamayın, kekiniz yukarı doğru tırmanmaz. Şimdi bu şekil ters çeviriyoruz. Yine tam kenarlardan bıçağımızın yardımıyla keki kurtarıyoruz. Evet. Ve çıkartıyoruz. Pandispanyamız hazır. Bakın yumuşacık bir dokusu var. Puf puf süngerimsi. Ve şimdi bunu keseceğiz. Katlarını ayıracağız. Süslemeye başlayacağız. Şimdi kekimizi eşit bir şekilde katlarını ayırıyoruz. Bunu bir ip yardımıyla da yapabilirsiniz. Pasta testereniz varsa onunla da yapabilirsiniz. İkisi de yoksa göz kararı bıçakla kesebilirsiniz. Ben 3 pat çıkardım. Yeterli. İsterseniz bir pat daha çıkarabilirsiniz. 3 pat benim için şu an yeterli. Şimdi süslemeye başlayabiliriz. Evet, kestiğimiz kekleri böyle alt üst yapıyoruz. Şimdi kremamızı hazırlamıştık. Böyle bir duyucum var benim, yuvarlak. Ben bununla sıkma yapacağım. Yoksa spatula da sıvayabilirsiniz. Eşit dağıldığı için ben bunu kullanıyorum. Sıkma torbamıza dolduruyoruz. Önce biraz zemine sıkıyoruz keki tutsun diye. Kekimizi üzerine koyuyoruz. Böyle bir sprey şişesinde şekerli suyum var. Eşit dağılsın, eşit miktarda ıslansın diye kekimiz. Kaşıkla da dökebilirsiniz, yoksa ama azar azar dökün ya da elinizle böyle bardağın içine alıp bu şekilde serpiştirin. Kekinizin belli bir tarafı ıslanmasın. Birkaç fıs ıslattık. Şimdi yavaşça kremamızı sıkıyoruz. Dışarıdan başlayarak böyle aşağı doğru bu şekilde ezmiyoruz kremayı. Yukarıdan bırakıyoruz. Değmiyorum. Bakın keke hiç değmiyorum. Havadan bırakıyorum. Evet. Kremamı sıktım. Bu şekilde spatulamla düzleyebilirsiniz. Ben içerisine parça çikolata kullanacağım. Siz arzuya göre muz, fındık, fıstık, her şeyi kullanabilirsiniz. Yeterli. İkinci katımızı yapıştırmadan önce burayı kremayla sıvıyoruz ki birinci katı tutsun diye. Şimdi bunu birinci katımızın üzerine ters çevirip koyuyoruz. Yanlardan bastırmıyoruz. Sadece ortadan hafifçe dokunuyoruz. Bu kadar. Şimdi tekrar kremamızı sıkıyoruz.
Bu şekilde üçüncü katımızı da yerleştiriyoruz. Çok bastırmıyoruz. Kekimiz patlama yapmasın. Evet. Üzerine çileklerimizi arzuya göre diziyoruz. Evet, çileklerimizi üzerine koyduk. Kenarlarına da şu şekil dilimlediğimiz çilekleri koyabiliriz. Üzerine de benmari usulü eritilmiş çikolatamız var. Şöyle çatal yardımıyla gezdirebilirsiniz. Evet, yaş pastamızı hazırladık. Bu pandemi döneminde çocuklarınızın doğum günü olduğunda, çocuklarınızın canı yaş pasta istediğinde evde kolaylıkla yapabileceğiniz bir pasta tarifi paylaştım bugün sizinle. Tarifimizi deneyip beğenirseniz Sultan Gazi Belediyesi etiketiyle sayfalarınızda paylaşabilirsiniz. Hayırlı Ramazanlar, evde kal Sultan Gazi.